Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih yani Sahih-i Buhari muhtasarı çalışmaya devam ediyoruz. 357. hadisi şerifte kalmıştık. An Abdurrahman İbni Ebi Bekir Radiyallahu anhuma Allah ikisinden de razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman e, naklediyor. Kale dedi ki İnne ashabes suffe ashabes suffe e, kânu nâsen fukara'e, fakir insanlardı. Evet, Mescidi Nebevi'de Nebevi'de kalan ve e, daha çok ilim e, talipleri e, yani orada öğrenen kimseler ama bunlar fakirlerdi. Ve innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال, buyurdu ki men kane indehu ta'amu thneyni kimin yanında iki kişinin yiyeceği varsa yani iki kişilik yemek varsa fel yezheb bithalithin üç kişi götürsün dedi. Evet yani oradaki ashabına e, bu şekilde emretti. Kimin evinde iki kişilik yiyecek varsa buradan üç kişi götürsün. Ve in erbaun fe Evet kimin evinde dört kişilik yiyecek varsa buradan beş kişi götürsün. Ev sadisun veya altı kişi götürsün dedi. Ve inne Eba Bekir yani babasından bahsediyor. Eba Bekir cae bi selasetin. Üç kişi getirdi diyor. Fentalaka nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi aşaratin. Peygamber Efendimiz ise on kişi götürdü. Kale dedi ki fehu ve o ene ve ebi. Kim dedi? Bakın bu rivayet zincirindeki başka biri Abdurrahman'ın ne dediğini söylüyor. o yani ben ve e, babam ve ümmi ve 3 üç kişi vardık. yani üç tane, üç tane de misafir getirdi diyor babam. Fela edri bilmedim. Kale ve emraeti ve hadimun beynana ve beyne beyti Ebu Bekir. Yani bizimle işte Ebu Bekir'in arasında yani hizmetçi veya eşim var dediğimi bilmiyorum diyor. Ebu Bekir'in evi arasında benim yani Abdurrahman eşinden bahsettiğimi bunu rivayet eden ravi onu hatırlamadığını söylüyor ama Evde kim olduğunu hatırlıyor. İşte Abdurrahman e, annesi ve babası. Ve inne eba Bekir te aşşa nedir? Akşam yemeğini yemek. Yani e, neydi? E, Aşa, akşam yemeği. Te akşam yemeğini yedi. İnden nebi, sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yedi. Yani eve misafir çağırdı ama kendisi evde yemedi. Sümme lebise sonra orada kaldı yani efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde haysu ta ki öyle ki e, sullyet el-işa e, yatsı e, kılındı yani yatsı kılınana kadar yatsı namazı orada kaldı. Sümme sonra raca döndü e, fe lebise kaldı hatta ta'şşen nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam yemeğini yiyene e, kadar e, fecae geldi badema meda minel leyl maşa Allah. Yani Allahu Teala'nın dilediği kadar bir süre e, geceden geceden geçtikten sonra artık gece saat kaçtaysa geldi. Kalet lehum ra'atuhu karısı ona dedi. Ve ma habeseke an adyafike ev qalet tayfike yani misafirlerinden seni tutan şey nedir? Yani misafirlerin buradayken seni ne hapsetti de gelmedin. Yani, neden gelmedin diyor ya da dayfik yani misafirin buradayken sen neden gelmedin? Kale dedi ki eveme aşşeytihim. Burada bakın aşşeyti ee, akşam yemeği onlara vermedin mi diye soruyor. Ebem aşşeytihim. Yoksa misafirler akşam yemeği vermedin mi? Galet dedi ki ebev ebem istemediler. Kaçındılar. Hatta tecie sen gelene kadar e, kaçındılar. Yani yemek yemediler. Kat orayı e, onlara verildi, arz edildi. Fe ebev ama istemediler. Ve kale e, dedi ki fe zehebtu e, kim dedi bu defa? Abdurrahman dedi. Eee fe zehebtu ben gittim ene e, ben gittim diyor. fe tebe'tu ve saklandım. Çünkü bana e, kızacak kızacağını bildiğim için saklandım diyor. Fe dedi ki ya Unsar Evet bu bir hakaret ifadesi. Çok değişik anlamlara geliyor. Ey e, ahmak, ey cahil, ey beyinsiz gibi birçok manaya geliyor. Evet ey beyinsiz, ey ahmak diye bağırdı diyor bana yani misafirlere yemeği benim yedirmediğim yani istesem yedirebileceğimi düşündü. Kızdı. Fe cedda ve sebbe Cedda yani öfkelendi, kahretti. Ve sebbe küfür etti diyor. Yani sebbe yani ağır konuştu, ağır e, sözler sarf etti. Ve kâle dedi ki, kulu yiyin la heni afiyet olmasın dedi. Yani evdekilere söylüyor, hanımına söylüyor, çocuğuna söylüyor, size afiyet olmasın. Yani misafirler yememiş, siz de yemeyin gibi. Ve vallahi dedi ki vallahi la atamuhu ebeden e, ee, ve diyor ben asla o yemekten yemeyeceğim dedi. Madem misafirler yemediler o halde ben de bu yemekten yemem dedi. Asla yemem. Ve imullahi yine bu rivayet eden Abdurrahman ne diyor? Ee, evet Allah'a yemin ederim ki diyor. Ma kunna nehudu min lukmatin. Yani ondan bir lokma almazdık ki o gelen yemekten bir lokma aldık. İlla raba Min esfeliha ha ektheru minha. Reba arttı. Yani o evde pişen yemek. E, yani misafir üç kişilik. E, o misafirler yemediler. Biz de diyor bir lokma aldık. O mutlaka artmaya başladı. Altından. Yani o yemeğin altından diyor ektheru minha daha çoğu çıkıyordu diyor. Evet ondan bir lokma alıyorduk. O yemeğin altından daha fazlası çıkıyordu. Yani bereket girmişti. Kale hatta nihayet diyor şebi'u doydular. Yani misafirler yediler, doydular. Ve sarat e, ekthere mimma kanet kable e, ama diyor yemek daha önceki halinden daha çok hale geldi. Yani misafirler hepsini yediler, doydular ama yemek daha fazla bir hale geldi. Fe nazara ileyhe Ebu Bekir. Ebu Bekir yemeğe baktı. Fe kemahiye kemâhiye ev ekther minhâ o yemek ya olduğu haldeydi ya da eskisinden daha çoktu. Fakalelimra limraatihi karısına dedi ki ya uhte beni firas ey beni firasın kız kardeşi ma hada bu bu nedir bu nasıl bir iştir? Kalet dedi ki la ve kurrati ayni e, gözümün nuru diyor. Hayır gözümün nuru lehiye o el an şimdi ekser minha. Eskisinden o daha fazla. Kable zalik e, telafi thalasi Yani daha önceki durumundan 3 3 kere diyor daha fazla bu yemek. Fe ekele minha Ebubekir Bekir. Bekir ondan yedi. Ve kâle dedi ki inne ma kana zâlike min şeytan. Yani yemine. Yani daha önce ben bundan asla yemem sözü diyor. O söz şeytandandı diyor. Summe ekele minha. Sonra ondan lokma temir lokma yedi. Sonra hamalaha ila nabi sonra onu peygambere sallallahu aleyhi ve sellem götürdü. Fe asbahat indehu onun yanında vardı ve kane beynena ve beyne kavmin akdun. Yani bizimle onlar arasında bir anlaşma, bir akit olan bir topluluk vardı orada. Fe madal ecel bir süre geçti. Fe ferra ferraqana 12 raculen evet 12 tane adam bizim için ayrıldı diyor. Yani bizim getirdiğimiz yemeği yemek için ayrıldı. raculun minhum O 12 adamın da her birinin yanında yine başka adamlar da vardı. Allahu alame kema kem ma'kulu raculin. Yani her adamın yanındaki adamların sayısını ancak Allah bilir diyor. En iyi Allah bilir. Ya yani 12 tane adam var ama her 12'nin yanında da birkaç tane daha var. Demek ki en az 50-60 kişi var. Fe ekelu minha o yemekten yediler. Bu kalabalık, ecmahun hepsi ev kemaqale veya buna benzer söyledi diyor. Evet bu yemeğe e, giren bereket. E, peki diğer burada tabi e, diğer kitaba e, geçecek yani ikinci diğer kitap. O başlık ne? O e, başlıkta da e, Kitabul ezan ezan kitabına geçecek yani bu konuda hadis-i şerifler aktaracak. Ne diyor? 358. En İbni Ömer radıyallahu anhuma. Evet Abdullah İbni Ömer kane yekûlu e, ne diyordu? Yekulu kanel müslimûn Müslümanlar e, idiler hine zaman kadimul Medine. Medine geldikleri zaman ictemuun toplanırlardı fe e, yetahayyano. Yi bunun köküne heyne burada vakitten geliyor yani e, es-salate namazın vaktini beklerlerdi ve vaktini gözetlerlerdi. fe tahayyanu fe vaktini gözetlerlerdi. Yani toplanıp namazın vaktini beklerlerdi. Leyse da leha. Onun için nida edilmezdi. Yani o zaman henüz seslenilmezdi. Fe tekellemu yevmen. Bir gün konuştular. Fi <laughs> zalike bu konuda kendi aralarında konuştular. Fe <laughs> kale bir kısmı dedi ki: İttahidu naqusen misle naqusin nasara. Evet, ne yapın? Hristiyanların nakusu gibi, yani çanı gibi bir çan edinin. Yani namaz vakti için çan çalın dediler. Ve kâle bâduhum bazıları dedi ki bel hayır buqen misle karnil yahud. Yani Yahudilerin işte o boyunuz gibi işte boruları yani çaldıkları boruları gibi bir boru çalınsın dediler. Fekale Ömer <laughs> Ömer dedi ki evvela teb'asûne raculen Eyyuna bi salah. Yani namaz için seslenecek, nida edecek bir adam göndermiyorsunuz. Niçin göndermiyorsunuz?" dedi. Eee Rasulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Bilal, kom kalk, fenadi bir salah. Namaz için nida et." Yani ezan oku." buyurdu. Tabi burada nida et diyor. O da ezan manasına geliyor. O zaman sahabe ezanı henüz herhalde bilmiyordu ya da Bilal sadece biliyordu. Veya sadece Bilal'e söylendi, öğretildi. Ee, tabi bunun şerhinde Abdullah bin Zeyd'in rivayetini veriyor. Ne diyor? Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın cemaatle kılınabilmesi için nakus yapılıp çalınmasını emrettikleri sırada idi. Uykudayken bana elinde nakus bulunan biri uğradı. Ee, Ey Allah'ın kulu şu nakusu satar mısın dedim. Ne yapacaksın dedi. Bununla namazı namaza davet ederiz dedim. Evet nakus e, Hristiyanların e, çanı değil mi nakus. Evet e, bu nakusu satar mısın dedim. Ee, ve tabi rüyada e, diyor. E, ne yapacaksın? Bununla insanları namaza çağıracağım. Sana daha hayırlısını göstersem olmaz mı dedim. Hay haydımın üzerine o da ezanı öğretti. Sonra biraz geri çekilip ve yine bana dönüp namaza davrandığın zaman da şöyle dersin. Burada kameti öğretti diyor. E, kim söylüyor bunu? Abdullah bin Zeyd. Sonra geldim. Bunu Allah Resulüne e, söyledim. E, buyurdu ki inşallah hak rüyadır. Bilal ile beraber kalk da gördüğünü ona öğret. Ezanı okusun. Çünkü sesin senden daha yüksektir. Dedi. Ve Bilal ile beraber kalktık. Ben ona öğretmeye o da okumaya başladık. Derken Ömer bin Hattab radıyallahu anh bunu evinden duydu, ridasını sürükleyerek acele çıktı elbisesini sürükleyerek ve Ya Resulallah seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, onun gördüğünü ben de görmüştüm dedi. Yani o rüyanın aynısını ben de gördüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da öyle olunca Allah hamdü sena olsun buyurdu. Evet, ee, ne diyor Abdullah bin Zeyd? Nas'ın dedikodu edeceğini bilmesem, yani insanların dedikodu edeceğini bilmesem, bunu e, görürken uyanıktım, uykuda değildim derdim dedi. Yani o kadar sarih, o kadar sadık bir e, rüya. 359. hadis şerif an Enes Kale dedi ki, Umir Bilal, e, Bilal'e emredildi. En yeşfe'a el ezane. Ezanı yeşfe'a e, yani e, çift, değil mi? Yeşfe'a. Çift okuması emredildi. E, ve en, yani her bir sözünü çift söylemesi emredildi. Ve en yutir ikamete illa el ikame. İkameti ise yani kamet getirirken yutira tek. Değil mi? Tek söylemesi emredildi. İlla el ikame ancak kamet lafzı yani kat kamet salah hariç. Onu iki defa söylemesi emredildi. Evet şafilerde bu şekilde söyleniyor. Yani e, kametin lafızları birer defa, ezanınki iki def, ikişer defa e, ve katkame tis salah ondan sonrası ikişer defa söyleniyor. Peki diğer hadisi şerif 360 An Ebi Hureyre e, radiyallahu anh enne sallallahu aleyhi ve sellem hale buyurdu İza nudiyelis salatin Namaz için nida edildiği zaman, yani ezan okunduğu zaman, edbereş şeytanu, şeytan arkasını döner, gider, ve lehu duratun, yerlenerek, evet, yani yerlenme sesi çıkararak, yerlenerek gider, hatta la yesme'atte edin yani o ezanı duymayacak kadar uzaklaşır. Ezan okunduğu zaman şeytan, yerlenerek kaçar. Arkasını dönüp kaçar ve ezanı duymayacağı bir uzaklığa gider. Fe iza kudiyen nida. Nida. Yani o ezan bittiği zaman. Kudiyen nida. Kudiye bit, bitirilmek yani bit, bitmek. Bittiği zaman ekbele geri gelir. Hatta iza thuvibe. Bakın thuvibe nedir? Bu kamet manasında. Yani e, kamet de Arapça fakat bu bu da kullanılıyor. Su ve bir sala namaz için kamet getirildiği zaman edbera yine arkasını döner hatta ida kudiye tesvip arkasını dönüp gider ne zamana kadar e, kamet bakın tesvip yine master hali kamet bitirilince kadar kamet bitene kadar yine şeytan ortalıkta yoktu. Akbele o bitince tekrar gelir. Hatta öyle ki yahtura beynel mer'i ve nefsihi. Yani kişiyle nefsi arasına girer. Yahtura girer. Yani e, onu bu yahtura e, vesvese verir manasında yine. Kişiyle nefsi arasına girer vesvese verir. Yekulu der ki tabi kişi namazdayken nedir? Udkur hatırla keda şunu hatırla. Udkur keda şunu hatırla der. Lima lem yakun yedkuru. Yani onun hatırında olmayan şeyleri ona söyler. Namazdayken hatırlamasını ister. Hatta yazaller racul. Öyle ki adam ne hale gelir? La yedri kem La yedri bilmez, kemsalla kaç rekat kıldığını bilmeyecek hale gelir. Yani o kadar zihnini meşgul eder, oraya bir şeyler atar ki, evet o namazın rekatlarını bile karıştırmaya başlar diyor. 361 e, An Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anh kal Semi'atü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. Yekulu diyordu innehu e, la yesma'u meda e, sautil e, müezzin. Evet, e, yani e, müezzinin e, sesini e, duyan ne varsa, yani sesinin ulaştığı nere varsa, cin ve la ins ve şey, e, evet, e, sesi nereye ulaşırsa ulaşsın. O sesi ister cin duysun, ister insan duysun, ister başka bir şey duysun. İlla mutlaka şehide lehu, ona şahitlik edecektir. Yevmel kıyame. Kıyamet günü onun lehinde bakın lehu. Onun lehinde şahitlik e, edecektir. E, peki yani güzel şahitlik edecektir. Müezzinin sesinin yetiştiği yere kadar. Diyor. Bakın. Ee, peki. Ee, yine bu diğer bir e, hadis-i şerifte la yesma'u sahtuhu şecerun ve la mederun İster onun sesini, müezzinin sesini bir ağaç duysun. Yani ağaca gitsin. Ve la meder veya bir toprak parçası bir kesek ona gitsin. Ve la hacer veya bir taşa gitsin. Ve la cinnun ve la insun illa lehu ee, mutlaka ona şahitlik edecektir diyor. Yine başka bir hadis-i şerifte ve yusaddikuhu kullu ratbin ve yabisin. Yani onu duyan yaş kuru her şey onu tasdik eder diyor. Yine başka bir hadiste el müezzinune müezzinler atbalun nas a'naqan. boyunu yani boyu en uzun olanlardır. Li kavlihim la ilahe illallah. La ilahe illallah sözlerinden dolayı kıyamet günü boyunları en uzun, boyları en uzun olan kimselerdir buyuruyor. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.